Herkese merhaba. Bu videoda sizlere otomobillerde bulunan ve genel deyimle beyin dediğimiz ekünün akü kutup başı sökülerek nasıl resetleneceğini göstereceğim. Böylelikle sizler de gerektiği durumlarda kendi aracınızın akü bağlantısını kesip beynini resetleyerek yüzeysel sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bu konuda özel olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Otomobil beyinleri oldukça pahalıya satılmakta. Dolayısıyla yapacağım işlemin beyin ile ilgili bir risk oluşturabileceğini, beynin çalışmasını olumsuz etkileyebileceğini veya beyni bozabileceği ihtimalinin olduğunu düşünerek bu işlemleri yapın. Eğer aracınızda herhangi bir olumsuzluk yoksa bu işlemi gerçekleştirmeyin. Ben bu işlemi kendi aracımda daha önce yaşadığım bir sorundan dolayı bir kez yaptım ve olumlu sonuçlar aldım. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. İngilizce elektronik kontrol unit sözcüklerinin kısaltması olan EKÜ, aracın elektronik kontrol sistemidir. Bu ünite motorlu taşıtlar için son derece önemli bir işleve sahiptir. Bir çeşit bilgisayar olan EKÜ, güçlü bir mikro işlemciye sahiptir. Püskürtülmesi gereken yakıt miktarını ve ateşleme zamanını EKÜ belirler. Şu an gördüğünüz benim aracımda beyin bu oluyor. Bu zamanlamayı mükemmel şekilde yapabilmek için araçtaki tüm sensörlerin sinyallerini alır ve kendi bünyesindeki mikro işlemciyle değerlendirir. Hassas ayarlamalar yapar. Mikro işlemcisi nedeniyle motor beyni olarak da adlandırılan otomobil beyni EKÜ, bir motorlu taşıt çalışırken vites kolunun konumu, hava basıncı, araç hızı, batarya voltajı, piston konumu, soğutma suyunun ısısı gibi birden çok bilgiyi değerlendiren en önemli parçalardan biridir. Şimdi hep birlikte bu işlemi gerçekleştirelim. Öncelikle sizi uyarayım. Eğer elinizde aracınızın teyp kodu yoksa akü kutup başlığını sökmeyin. Çünkü akü bağlantılarını kesip tekrar bağladığınızda teybiniz özel bir kodu ekrana girmenizi isteyecektir. Bu kod girilmezse teybinizi kullanamazsınız. Renault marka araçlar için teyp kodunun nasıl edinilebileceğini daha sonraki bir videoda sizlere yine anlatacağım. İlk iş olarak aracımızın klimasını, teybini, tüm aydınlatma ışıklarını yani aracımızda çalışan her şeyi kapalı konuma getiriyoruz. Daha sonra kaputu açıp kontak anahtarını çıkarıyoruz ve yanımıza alıyoruz. 30 dakika bekliyoruz. Ben şu an aynı işlemleri yerine getireceğim. 30 dakika sonra tekrar birlikteyiz. Evet, 30 dakika bekledikten sonra akünün eksi kutup başlığını söküp yine 30 dakika bekliyoruz. Kutup başlıklarından yalnızca birinin sökülmesi bu işlem için yeterli, ancak güvenlik için önce eksi kutup başlığının sökülmesi gerekiyor. Bunun neden böyle olduğunu ben size şimdi göstereceğim. Akülerde iki kutup başlığı olur. Birisi eksi, birisi artı. Çoğu kişi biliyordur bunu zaten. Şuradan artı kutup başlığını açalım. Ölçü aletimizin de doğru akım kademesine getiriyoruz. Önce normal bir şekilde akü kutup başları yerine takılıyken voltaj ölçümü yapalım. Artı probu akünün artı kutbuna, eksi probu akünün eksi kutbuna dokunduruyorum. Şöyle rahat görün. Gördüğünüz gibi 12,75 volt görülmekte. Arabanın gövdesinden de akünün eksisi alınabileceği için, yani arabanın şasisi akünün eksi kutbuyla aralarında bir iletkenlik durumu söz konusu olduğu için, önce aküler sökülürken ya da bu işlem yapılırken öncelikle eksi bağlantısının akünün eksi kutbundan sökülmesi gerekiyor ki aracın gövdesinden akünün bağlantısı ayrılmış olsun. Şimdi bu işlemi gerçekleştirelim. Evet. 10 numara açık gaz anahtarla dikkatli bir şekilde söküyoruz.
Vidayı düşürmemeye dikkat edin. Evet, vidayı cebime koyayım. Evet, akünün eksi kutup başlığını çıkardım. Bu arada size göstermek istediğim şey şuydu. Onu unuttum, pardon. Hemen göstereceğim size. Bakın şimdi. Az önce size bir ölçüm yaptım. Ölçtüğümüz değerin aynısını şu şekilde de okuyabiliyoruz. Çünkü arabanın gövdesiyle akünün eksi kutbu arasında bir köprü var demiştim. Mesela şu an ölçü aletinin kırmızı probunu akünün eksisine, artı probunu buraya değil, herhangi bir yerde bir civataya dokunduruyorum şu an, kamera açısında değil. Gördüğünüz gibi bakın, yine ölçü aletimizden voltaj okuyabiliyoruz. Çünkü akünün eksi kutup başıyla otomobilin şasisi, gövdesi birbirine bağlantı. Dolayısıyla önce eksiyi sökmemiz gerekiyor ki, eğer önce artıyı sökersek, dikkatsizlikle de arabanın gövdesine koyarsak, arabanın gövdesi üzerinden akünün eksi kutbuyla artı kutbu birbirine kavuşacağından, yani kısa devre olacağından tesisat yanmaları veya elektriksel sorunlarla karşılaşılabilir. Bu yüzden öncelikle akünün eksi kutup başı sökülür. Söküyoruz dikkatli bir şekilde. Vidayı yine kaybetmiyoruz. Şöyle ayıralım güvenli bir şekilde. Evet, 30 dakika bekledik. Şimdi söktüğümüz akü kutup başına tekrar bağlantısını yapalım. Tekrar eksi bağlantı kablosunu akünün eksi kutbuna bağlayalım. Ben daha önce yaşadığım bir problemden dolayı bu işlemi yerine getirdim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle manifold basınç sensörüm bir hata vermişti. Arabam kendi kendine gaz vermeye, rölantisi anlamsız bir şekilde saçmalamaya başlamıştı. Bu işlemi yaparak ekrandaki ikaz ışıklarından kurtuldum ama servise götürdüğümde bilgisayara bağlattım ve arka planda hata mesajlarının olduğunu söylediler ve sildirdim. Bu şekilde kurtuldum. Evet. İşlemimiz bu kadar. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalıştı. Bu şekilde sizler de aracınızın beynindeki geçici sensör bilgilerini silebilmeyi en azından deneyebilirsiniz. Tabii ki bu işlemden sonra eğer bir ekranınızda bir hata aldıktan sonra bu işlemi yapacaksanız muhakkak servise gidip bu hata mesajının sebebini arka plandaki kayıtlara bakarak öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın radyo kod istiyor. Radyo kod istiyor ve bayağı bir tozlu aracım. Şöyle sileyim. Bakın. Kod istiyor. Çünkü akü bağlantısını söktüğümüz zaman bu şekilde kod isteyecektir. Evet. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Farkındayım. Biraz dil sürçmelerim oluyor ama İleriki videolarda bunların azalacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.